Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Çin'den almış olduğum ürünlerin hızlıca bir incelemesiyle kutu açılımını yapalım. Daha sonra tek tek incelemelerine geçeriz. Gerçi küçük olan ürünlerin hemen incelemesini de yapabiliriz ama tek tek ilerleyelim, daha iyi olur. En küçüğünden başlayayım dilerseniz. Öncelikle bir tane anahtarlık aldım arkadaşlar. Ben bunu Amazon üzerinden almıştım. Gelmedi bana. Ben de Çin'de görünce alayım dedim. Şöyle bir tane ürün arkadaşlar. Vitesi falan değişiyor böyle. En azından manuel sevenler için bir güzellik olacaktır. Tabi biraz sert ama olsun desen, doku falan hoş arkadaşlar. Şöyle bir anahtarlık. Bu arada arkadaşlar anahtarlığın fiyatı 32,5'a gelmiş. Vergisi hariç. Vergisi tam ödemede hesaplandığı için yüzde kaç vergi geldiğini bilmiyorum bu ürüne. O yüzden direkt ben fiyatı arkadaşlar 32,5 olarak söyleyeyim. Böyle bir ürün arkadaşlar. Geldik diğerine. Daha sonra bunun incelemesini yapabileceklerini yapacağım zaten. Geldik poşet kapatma aracına. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Burası güneş paneli falan değil. Bir desen aslında burası. Kaymaz taban büyük ihtimalle. Ürün böyle arkadaşlar. Şuraya pil takılıyor. Şöyle açıp buraya iki tane pil takılıyor. Daha sonra kapatıp ürünü böyle kullanabilirsiniz. Ayrıca güvenlik anahtarı da var. Şöyle yaptığınız zaman ürün açılmıyor. Ürünü aktif eden şey şu arkadaşlar. Şurası. Şuradan bir tel geçiyor galiba. O telle poşetleri yamalayabiliyorsunuz. Bu da böyle bir ürün. Ayrıca seramik kafalı yazıyor. Bundan daha sonra incelemesini yaparım arkadaşlar. Bunda fiyatı arkadaşlar 39 liraya geldi. Geldik şu ürüne. Hemen fiyatı önündeki söyleyeyim arkadaşlar. 44,5'a geldi arkadaşlar bu. Bu da nemlendirici arkadaşlar. Marin ve civarında diyeyim daha doğrusu. Nem düşük, bayağı düşük olduğu için odaya bundan lazım oluyor. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Şöyle kapağı açılıyor. Buraya suyunu falan koyduktan sonra varsa koku moku esansla ekledikten sonra çalıştırabilirsiniz. Devresi de burada zaten gözüküyor. Nemi buradan alıp şuradan atıyor arkadaşlar. Yani burada gayet yani uyguna geldi diyebilirim. Yanında da bir tane micro USB kablosu geliyor. Bir adet buharlı kedi fırçası aldım arkadaşlar kedim için. Bu da su ekleyip çalıştırılabilen bir ürün. Kendinden şarjı var. Yani şarjında bir sıkıntı olduğu için tam çalıştıramadı. Bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Olsun, artık yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir ürün arkadaşlar. Şu an şarjı var gerçi içinde ama hani incelemede o şarjını harcayayım. Bu ürün de arkadaşlar 73 liraya denk geldi. İçine bir tane Type-C kablo çıkıyor. Ve ürünün kendisi böyle arkadaşlar. Ürünü biraz kullandım, hani kedinin üzerinde kullandım, yıkadım. O yüzden ürün böyle. Şurası şöyle tutup tarak gibi tarayabilirsiniz hayvancağızı. Şöyle su haznesi. Burada tabi birkaç damla demeyeyim de böyle çay bardağının çeyreğinden az suyla çalıştırabilirsiniz. Burada çalıştırma butonu bu arkadaşlar. Bastığınız zaman şuradan buharını atıyor. Hayvanı böyle tarıyorsunuz. Bu da güzel arkadaşlar. Bu da hoş bir ürün. Bunu da ekleyeyim. Geldik USB kabloya arkadaşlar. Şöyle bir USB kablo aldım. Bunun incelemesini yapayım ben sizlere. Daha sonra tabii bir sonraki videolarda incelemesini yaparım arkadaşlar. Voltaj gösteren kablo arkadaşlar. Şuradan gösterebilirsem göstereyim. Şöyle bir tane ekran var arkadaşlar. Voltaj gösteriyor. Bunun da fiyatı 74,5 liraya denk gelmiş arkadaşlar. 100 wattlık 6 amperlik USB kablo arkadaşlar. Ve geldik buna. Farayı da uyguna buldum sayılır. O da 178 liralık bir fiyat etkine sahip arkadaşlar. Raycon'un G701 model faresi de önümüzde arkadaşlar. Bendeki model beyaz. Diğer özellikleri de arkadaşlar buraya yazıyor. Tabi bunun incelemesini sizlerle birazdan, yani bir sonraki videolarda yaparız zaten. Evet, ürünler böyleydi arkadaşlar. Toplamda bana ürünlerin maliyeti, toplamda arkadaşlar vergiyle falan filan ürünlerin maliyeti arkadaşlar 639 lira olmuş bana. Bunlar ilk aldığım partilerdi. Bunlar gümrükte biraz fazla bekledi arkadaşlar. 10 gün süre boyunca gümrükte bekledi bunlar. Daha sonrasında hepsi jet üzerinden elime ulaştılar. Yani biraz bekledim aslında. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bu ara bunları Temu üzerinden aldım. Yani bir 10 gün gümrükte kaldı. İşte oradaki kargolama süreci falan filan derken bir 15 gün 16 günde geldi arkadaşlar. Öyle diyebilirim. Bir de hepsi burada adresimi yanlış yazmıştı. Nusaybin ilçesine gitmiş. Yani ben cadde olarak, sokak olarak yazmıştım Nusaybin'i ama direkt ben Nusaybin'e girecekti. Adres değişikliği yaptım. Yeniden İstanbul'a gitti. İstanbul'a yeniden çıktı derken orada bir 3-4 gün kaybım da oldu aslında. Yani toplamda bir ne diyeyim bir 18 gün civarında geldi arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Ben de bunların incelemelerini peyderpey yapacağım zaten. Umarım sizler için de faydalı olur.